mısın oğlum ya? Dünyanın en stresli maçı böyle bir şey yok. İşte oraya değil, ön tarafa Memesi ya. Ya yazıklar olsun size ya. Abi geç. Ne olur geç. Ne olur geç. Ne olur yapma bunu. Yapma bunu. Abi yapma bunu. Nasıl olur bu? Gerçekten bu mu oldu şu anda? Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'de gerçek foot draft yapıyoruz. Yine milyarlarca coins ve yine rekor coins harcayacağız. 3.3 milyar coinsimiz var. Çok beklediniz biliyorum. Ama buna değecek bir video yapıyorum şu an sizlere. Herkes bu videoya like'larını yardırsın. Bu video 3000 beğeni olduğu anda hemen yeni foot draft videosu abi. Başka kadro kurma videoları zaten yapacağız ama söz veriyorum hem de belki de daha fazla para harcanan bir gerçek foot draft videosu gelecek. 3000 beğeni olduğu anda hemen çekeceğim bu sefer. Yani hiç 1 ay, 2 ay, 3 ay bekletmeyeceğim. Çünkü çok seviyorsunuz siz de. Biliyorsunuz çok zor bu videoyu çekmek. Gerçekten çok uğraştırıyor. Ama 3000 beğeni geçtiğiniz anda yapacağım. Herkes bu videoya like atsın. Ve eğer hala bu kanala abone değilseniz ve eğer FIFA Mobile oynuyorsanız bence bu kanala abone olun. Çünkü bu kanal sizin için var. Evet, eğlenmek için izliyorsanız zaten izlediğinizde ben yeni video atınca karşınıza çıkar ama abone olursanız kesin yeni videom karşınıza çıkıyor. O yüzden sürekli izliyorsanız gerçekten çok eğleniyorsunuz, abone olun. Onun dışında öyle izleyip de geçebilirsiniz. Ama like'ları atın bakın yeni foot draft videosu için, haberiniz olsun. Bu arada bu kanalda bütün serilerin oynatma listeleri var. Kanaldan öyle gidip baştan sona falan izleyebilirsiniz. Ya da mesela foot draftların hepsini böyle liste halinde falan izleyebiliyorsunuz. Türk gücünün paket açılımlarını falan. Onu da söyleyeyim yani, izleyebilirsiniz. Videoların iyi butonuna da koyuyorum. Her neyse arkadaşlar, önce hemen diziliş dizilişlerimiz gelsin. Sonra da dizilişimizi seçtikten sonra kadrodan dizilişimizi seçelim ve arkadaşlar oyuncularımızı açmaya başlayalım. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Şuradaki 3.3 milyar coins var. Çok özgürüz. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar hadi o zaman dizilişlerimiz gelsin. Şöyle bir sevdiğimiz dizilişlerden 4-2-4 işte geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dizilişimiz bu şekilde. Bu arada Cristiano Ronaldo az önce kanalımıza abone oldu. Arkadaşlar Cristiano Ronaldo bile abone oluyor. Siz kaldınız bir sen kaldın abone olmayan ya. Neyse hadi o zaman kadromuzdan bu dizilişi seçelim arkadaşlar. Sonrasında da oyuncularımızı almaya başlayalım. Dizilişimiz 4-2-4 olacak. En sevdiğimiz diziliş zaten foot draftlar için. Gerçekten süper oluyor. Bakalım nasıl bir kadro kuracağız. 3 milyara yakın bir kadro. Belki de 3 milyarı geçen bir kadro kurabiliriz. Çünkü oyuncuların en iyi hallerini neredeyse alabiliyor olacağız. Bazılarının en iyisini alacağız. Bazılarının en iyisinin bir düşüğü ama onlar da kaç yüz milyonluk oyuncular olacak. Haydi o zaman hemen şimdi sizlerle birlikte. Bu arada kardeşim yüz yan yüz kim ya? Güzel denk geldi. Hadi ilk oyuncularımızla başlayalım. Kalecimizle başlıyorum arkadaşlar. Kalecimiz bakalım. Ter Stegen var. Martinez var abi. Direkt Ter Stegen'i alıyoruz. Ben bu arada Ter Stegen'in bu kartını alacağım. Bu videoda kaleciye para basacağım. Çünkü 3 milyara yakın coin saracağız ve maçı yenilirsek 600-700 milyonluk belki 1 milyarlık oyuncu falan silinebilir. En iyi kadroyu kuracağım o yüzden kurabileceğimiz. Ter Stegen'le başladık ve sağ MO'yu alıyorum şu anda. Direkt abi birazcık karışık kuracağım bugün daha eğlenceli olur diye. Sağ MO'muz kim olacak? Gavi geldi. Hakan Çalhanoğlu geldi abi. Kesinlikle Gavi ya. Kesinlikle Gavi. Direkt alıyorum arkadaşlar. Gavi'yi de aldım. Ve bir de sol santraforumuzu da açacağım. Bakalım sol santraforumuz kim olacak? Bastık sol santrafor Ronaldo Nazario. Abi çok iyi. Benzema da var ama Ronaldo ya galiba. Bence Ronaldo arkadaşlar. Bu üçlü şimdiden bence süper oldu arkadaşlar. Hepsinin bu kartlarını alırım. Ronaldo'nun 112'lik başka bir kartı daha var. Belki de onu alırız arkadaşlar. Çünkü coins bütçemize bayağı bir katkı sağlar. Bu kartı 2 kat daha pahalı diye hatırlıyorum. Belki değişmiştir ama hemen o zaman sizlerle birlikte arkadaşlar geçelim bakalım oyuncularımızı alalım. Arkadaşlar ilk olarak en düşükten başlıyoruz ya normalde. En düşük oyuncumuz Ronaldo Nazario. Yani gerçekten inanılmaz. Lükse bakar mısınız? İnanılmaz. Hemen pazarımıza geliyoruz ve ilk oyuncumuz olarak Ronaldo Nazario'yu alıyoruz. 1 milyar 700 milyonluk kartını aldığımız zamanlar da gelecek. Onları da alacağız. Alabiliriz ama diğerlerini de hiç oyuncular alamayız falan arkadaşlar. Bence bu kart çok iyi ya. Çünkü arkadaşlar bakın bu 333 milyon ve bu 148 milyon. Kesinlikle 146'ya bulmuşken, en ucuz haline bulmuşken abi alacağız. Ben bu adamı belki 154'e satarım bile. Bak gerçekten umarım biz alırız bu arada. Bizden önce biri teklif verdiyse çok büyük sıkıntı yaşayabilirim şu anda. Adamın 107'lik kartı bile 60 milyondan bir yerden çıksa şu adam bize çok iyi olur. Ronaldo şu anda gelmedi. Benle aynı anda tıklayan birisi oldu muhtemelen. Bunu birazcık bekleyelim. Sonuçta 146'ya pazara koyulabilen bir adam. En aylık falan yapmayalım derken geldi bile. Çok güzel abi, süper. Hemen Ronaldo'yu kadromuza koyalım arkadaşlar. Ve kadroya koyduktan sonra hemen ikinci oyuncumuza geçeceğiz. Ronaldo gel buraya. Arkadaşlar 3 milyar 175 milyon var hala. Ronaldo Nazario'yu aldık ve devam ediyoruz. Hemen kadromuza koyacağız tabii ki.
Gol atacaksın Ronaldo. Arkadaşlar bu arada ben videolarda dereceleri basıyorum biliyorsunuz sizler için. O yüzden de like'lar gelsin. Oyuncu 112 haliyle kalmayacak. Yani en az 4 oyuncuya falan derece aktarımı yapacağım. Böyle en lazım olan en iyi oyunculara ve böyle güzel görünmesini istediğimiz en yüksek oyunculara da basıyoruz. 4-5 oyuncuya falan en az derece basarım. Belki gaza gelip daha çok basarım. 4'ken birden yükseldik bile abi. 104'ken olduk. Şimdi ana sayfaya geliyoruz. İkinci oyuncumuz Ter Stegen olacak. Hemen arama kısmına Ter yazıyorum ve arama diyorum. Arkadaşlar Ter Stegen'in 110'luk kartı var burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ama ben tabii ki de bu kartını alacağım. 591 milyonu pazarda var. Şöyle 592'lik bir teklifi de ben vereyim. Ben geleceğine inanıyorum arkadaşlar 592. Olmadı 616'ya da alırız. 592 milyonluk teklifi şu anda verdim. Arada 10-15 milyon var arkadaşlar. Saçmalamayalım yani bence. Gelebiliyorsa bu fiyata gelsin yani. Hemen aceleyle almak için saçmalığa girmeyelim. Ve bence gelecek arkadaşlar. Ama gelmese de ben bütün parayı da basarım. Şimdi arama kısmına tekrardan gireceğiz. Ve kimi alacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi Gavi'yi alacağız. Tabii ki de biliyorsunuz çünkü çıkardık zaten. Gavi de gelsin bakalım. Gavi'nin de 114'lük kartını alabiliriz. 476'ya var. Ona da muhtemelen teklif verip bek... Yo 4 milyon için gerek var mı? Yani bence yok 4... Ama 472 yazalım buna da. 3 milyon coins için. Yazdım abi. Belki gelir. Şimdilik sadece bir oyuncu koyabildik kadroya ama bir anda bam 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 diye oyuncuları koyacağız. Sadece Ronaldo geldi arkadaşlar şu anda kadroya ama güzel tasarrufla daha da iyi kadrolar kurmaya çalışıyorum tabii ki arkadaşlar. Bir oyuncu da çünkü aklımda var, en iyisini almaya çalışacağım onun ama zor, çok zor bu arada onu da söyleyeyim. Ama alabilirsek de alırız tabii ki. Hemen sıradaki oyuncularımız gelsin bakalım kimler gelecek. Sağ stoperimizi açıyoruz arkadaşlar ve sol stopere Kafu geldi. Abi Kafu müthiş. Umarım sağ bekten stoper buluruz çünkü Kafu hem bende en iyi kartı var hem de bedavaya gelecek. Ve kadro değerimiz kesinlikle 3 milyara geçer o zaman. Kafu çok iyi oldu. Kafuyu alalım arkadaşlar buradan hemen. Ve sağ beki atacağım için hemen sağ beki de açayım abi. Stoperimizi ver buradan bize. Alaba var sanki en iyi Alaba. Bartın'ın daha iyi kartı var mıdır bilmiyorum ama Alaba'nın şöyle güzel bir kartı vardı. Ya 105'in falan üstünde bir kartı vardır. Alaba'yı bir alalım arkadaşlar. Şöyle hemen değiştiriyorum yerlerini. Bu iki oyuncuyu bir alayım sonra üçerli açarız arkadaşlar ikinci turu, diğer turları. Hemen bu iki oyuncuyu da bir arkadaşlar alalım. Hem de belki diğer oyuncular da bize satılır o arada. Hadi bakalım bu iki oyuncuyu da alalım hemen. Alaba'nın da alabileceğimiz en iyi kartını alacağım. Önce Alaba'ya gideceğim tabii ki arkadaşlar. Zaten kafaya... Aa bir dakika. Alaba'ya gitmeden önce birisi geldi. 472'ye 3 milyon coins cebe attık abi. Bence mantıklı yaptık. Gavi 472'ye geldi arkadaşlar. Diğeri de gelirse 14-15 milyon cebe atmış olacağız. Hemen şöyle Gavi'yi kadromuza ekleyip hemen Alaba'ya gitmek istiyorum abi. Gavi gel, hoş geldin Gavi. Hemen ana sayfaya girip arkadaşlar Alaba'ya çok hızlı gitmek istiyorum. Pazara giriyorum şu anda ve buraya Alaba yazıyorum. Alaba'nın en yüksek kartlarından birini almaya çalışacağım. Çok yüksek varsa derken 1 milyarlık kartı falan yok ama evet işte bu. Tam 106-105'in üstünde dedik varmış. 18.5'a bir tane var. Direkt gelsin abi hemen Alaba. Alaba'yı hemen sizlerle birlikte kadromuza koyalım. Çünkü Alaba yani bu kartını bu fiyata gerçekten çok iyi alıyoruz bence. Gerçekten çok iyi oluyor. En iyi kartı da buymuş maalesef. 100 milyona falan da Alaba'yı alabilirdik ama yokmuş daha iyisi. 18.5'a milli kahramanlar kartını aldık abi. Hala 2 milyar coins'imiz var. Mis gibi durumdayız. Daha tercihteyken gelmedi bile arkadaşlar ama... Kadroyu yavaş yavaş şöyle güçlendiriyoruz yani. Alaba bir tık düşük kalmış olabilir kadronun geneli için ama Alaba neredesin abi? Alaba 106 değil miydi? Alaba niye yok? Alaba yok. Aldım diye aldığıma eminim lan. Alaba mı var benim kadro? İlk 11'de başka Alaba mı var? Evet. İlk 11'de başka Alaba olduğu için Alaba burada gözükmedi. Hemen buradan abi 5 saat Alaba'yı almak için harbi 5 saat uğraştık. Şu Alaba artık gelsin. Alaba neredesin? Buradasın. Tamam süper abi. Hemen pozisyonu silelim buradan. Ve Alaba'yı da şimdilik sağ stoperde durduğu için buraya koyacağım. Ve sıradaki oyuncu kim arkadaşlar? Sıradaki oyuncu Kafu. Kafu'yu da sizlerle birlikte hemen buraya Kaf yazıyoruz. Arama diyoruz. Ve Kafu'yu alacağız. Kafu Kaf yazınca çıkmadı. Arkadaşlar... Şu an gerçekten sinirlendim. Kafu'nun adına bakarken galiba bir oyuncumuz daha geldi. Evet arkadaşlar Ter Stegen de geldi ve şu ana kadar biz bütün oyuncuları almış olduk. Buradan da bir 15-16 milyonumuzu çekmiş olduk arkadaşlar. Mis gibi Ter Stegen gel buraya bakalım. Abi 114 oldu bir de ben Ter Stegen'i belki 119 bile yaparım. Şu an kadro 111 yani 100 kim ya. Yükselmeye devam ediyor bayağı bir coşacağız. Alaba, Gavi, Ronaldo, Ter Stegen. Hemen Kafu'yu da alacağız. Kafu'nun ismini öğrendim arkadaşlar. Kafu'nun ismi Marcos'muş. Keşke bu oyuncuların Kafu tamam lakabı bu adamın tamam mı? Ama Kafu yazınca da çıksın abi. Kendi ismini yazmamız gerekmemesi lazım bence.
Çünkü asıl ismini şöyle göstereyim. Şimdi 800 milyonluk oyuncu koyacağız arkadaşlar. Şöyle tıkladığımızda Marcos de Moraes görmüş olduğunuz gibi. Hatta bir ismi daha var. EA Sports ama bu şekilde kaydetmiş. Yanında bir de parantez içinde Cafu falan diye de kaydet de Cafu yazınca da bulabilelim bu adamı biz bence pazardan. EA'nin şunları bu kadar yapmamasını ben anlamıyorum. Olsun abi Cafu'yu buradan arkadaşlar 800-900 milyon coins'lik oyuncuyu şimdi sizlerle birlikte alıyoruz arkadaşlar. Tabii bizde var. İnşallah vardır. Bu arada iki hesabımda Cafu olduğuna %100 eminim de ben. Ya yoksa abi ben bu kadar eminim. Evet var var. Eminiz aldık ya zaten iki hesaba da. Çok iyi. Cafu'yu da aldık. 114'ken 100 kimya oldu. Ve kadro coşuyor coşuyor. Vallahi coşuyor. Şimdi önce 3 oyuncu alacağız. Sonra diğer 3 oyuncuyu alacağız. Hadi o zaman arkadaşlar. Önce şu üçlümüze bir bakalım kimler gelecek. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar. Sol stoperimiz açılıyor. Jimenez direkt alınır abi. Jimenez direkt alınır. Hemen abi Jimenez aldım. 113'ken direkt bu kartını koyacağım abi. Tabii pazarda falan vardır umarım. Şimdi sol kanata gidiyorum. Çok merak ediyorum sol kanatı. Gel bakalım buraya. Rafa Leo. Abi Leo. Murat'a var da Leo ya. Bu kartını alabilirsek. Çok abartıldıysa bu kartını alırım bu arada. Ronaldo, Leo, Brezilyalı, Portekizli ama skills oyuncuları falan gerçekten. Leo bence Brezilyalı bir futbolcuya yakın bence. Bir bilekleriyle falan gerçekten inanılmaz. Leo'yu da aldık ve sol Meo'muz kim olacak? Abi buraya Koke'yi alabiliriz ama Koke'nin kartında şöyle bir durum var. Koke çok iyi geldi. Evet 115'lik oyuncuların en ucuzu hatta merkez orta sahalarda. Hatta bayağı büyük farkla. Ama Koke pazarda dehşet bir şekilde fazla var. Alırsak satılmayacak Koke ve 600 milyon GG olacak. O yüzden Turam alalım bence. Kesinlikle çok daha mantıklı. Turam'ın daha iyi kartları falan belki vardır ama 107'lik de okey olur. Zaten bir tane Gavi'miz var. Diğer yerlere de daha çok para harcayabiliriz hem şu an Turam'ı alırsak. O yüzden bir Turam'a gidiyoruz arkadaşlar. Turam, Leo ve Jimenez'i de alalım. Önce Turam'la başlayacağız. Turam'la Leo'nun da tipi de benziyor. Hadi arkadaşlar o zaman bu 3 oyuncuyu da sizlerle beraber alalım. Diğer 3 oyuncuda da alabileceğimiz en iyileri alırız ve felaket şeyler olur. Yani şimdi Koke için de bütün paramızı da harcamayalım. Hem de 600 milyon da girmesin yani. Hemen bunları alalım. Kadroya iyi falan diyorum ben ama hala beni tatmin etmedi arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Daha böyle güzel görünmüyor. Daha güzel görünmesi lazım bu kadronun. O yüzden hemen Turam'ı bir alalım. Turam bile güzelleştirecek. Ben inanıyorum arkadaşlar. Turam bile birazcık güzelleştirecek bu durumu. Bu arada Turam'ı falan almamız da araya böyle bir iki oyuncu sıkıştırmamız da şöyle güzel oluyor. Maçı kaybedersek veya berabere kalırsak falan böyle bir batmama ihtimalimiz olan durumlar olsun. Yani bizi kurtarabilecek durumlar. Yani berabere kalırsak arkadaşlar bir kere Alaba ve Turam. Alaba tamam 20 milyon kaybettiriyor ama hani Alaba, Turam ve 3 tane jokerimiz olursa berabere kaldığımızda, çarka gittiğimizde neredeyse %45 şansla falan batmıyor olacağız. Bu da bizim için gerçekten güzel olacak. Yani Turam'ı almamız buradan da bizim için güzel olabilir. Bir iki tane böyle ucuz oyuncu olsun. Çarkta da çok zarar görmeyelim yani. Kesinlikle abi yoksa batabiliriz yani. Jokerlerden biri gelmediği sürece batacağız abi yoksa. Buraya da Gavi alırsak bir Alaba var 20 milyonluk. Başka kimse yok. Alaba'yı da buraya koyup hemen Jimenez'e gidelim. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Maçı yenersek de çarka gidiyoruz ne olursa olsun diye. Ama şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Maçı yenilirsek çarka gidiyoruz. Bütün aldığımız oyuncuları yazıyoruz. Ve çarktan çıkan oyuncuyu silmek zorunda kalıyoruz. O yüzden maç gerçekten çok önemli. Şimdi Jimenez'i de alırken söyleyeyim arkadaşlar. Berabere kalırsak da 3 tane en pahalı oyuncuyu joker yapıyoruz. Ve arkadaşlar geriye kalanlardan çıkan oyuncuyu alıyoruz. Abi bir şey söyleyeceğim. Jimenez'i alamıyoruz bu arada. Çünkü bu da satılmaz. Bunu veya... Abi bir şey söyleyeceğim. Ne yapacağız biz? Arkadaşlar çok büyük sıkıntıdayız. Gerçekten çok büyük sıkıntıdayız. Abi ne yapacağım ben? Jimenez, herhangi bir Jimenez'i alamıyor muyum ben şu an? Belki bu gelir. Arkadaşlar bunu bu bile olsa alacağım. Abi Jimenez'e pişman oldum şu anda. Abi yes be en azından bu varmış. Ben Jimenez bunu koymak zorundayım şu anda. Çok büyük sıkıntı yaşayacağız. Çok büyük risk alıyorum şu anda. Ama zaten arkadaşlar ben 200 milyon 500 milyon falan zarar etmeyeyim diye iyi kadro kurmaya çalışıyorum aynı zamanda. Şimdi Jimenez'e 200 milyon vermememiz de bize yine bir şey katkı sağlayacak arkadaşlar. Merak etmeyin ben gerçekten normal bir şey yapacağım. Hala yapacağız bunu merak etmeyin. Neyse Jimenez'in de bu kartını aldık. Hiç sıkıntı yok ama çünkü para duruyor ve ben bu parayı harcayacağım zaten. Bunun konuda hiç şüpheniz olmasın. Ve şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte o zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Rafa Leo'yu alıyoruz arkadaşlar. Rafa Leo gelsin. Ben normalde Jimenez'i alırız diye hesaplamıştım arkadaşlar. 200 milyonluk sıkıntı yoktu. Ama öyle olması bizim için bayağı sıkıntı oldu. En ucuz fiyata zaten arkadaşlar Rafa Leo var. O yüzden sizlerle birlikte 588 milyon coin'e Rafa Leo'yu alıyoruz arkadaşlar. Hemen alalım. Bu Jimenez'leri de almaya çalışmayalım. Boşu boşuna bekleyecektik şimdi. Leo'muz da geldi ve şu anda 1,5 milyarımız var arkadaşlar. Bunu gerçekten çok iyi değerlendirmemiz lazım.
Çünkü ben bir tane oyuncuyu anormal iyi bir fiyata, yani 1 milyarlık bir oyuncu açıkçası ben almak istiyorum. Ama nasıl yapacağız, nasıl olacak orasını bilmiyorum. Şu an 120'ken 100 kimyayız ve 3 oyuncuyu hala almadık. 3 tane oyuncu duruyor. 3 oyuncuya 1,5 milyar civarında bir coin saracağız. Hadi bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar galiba bütün coins'imiz bitiyor. Önce sol bek geldi şu anda. Sol bek'e buradan Guerrero iniş. Zaten tek sol bek o. Hemen Guerrero'yu alalım arkadaşlar. Ya sol kanat bek kartı, çok daha iyi bir sol bek kartı varsa onu da alırız. Şu an burada çok iyi oldu. Şimdi arkadaşlar, şimdi sırada sağ kanatımız var. Sağ kanatımız açılıyor. Sol kanata Messi geldi ve Rodrigo geldi. Abi ben Messi'nin çok iyi bir kartını alabilirim şu anda. Messi'yi buraya alalım. Ve santrafora kim geliyor? Santrafora Raul var. Neymar. Bir dakika abi şimdi. Coins edecek mi ama? Abi Messi veya Neymar'a çok fena bir şeyler basacağız. 1,5 milyarı iyi ki tutmuşuz. İyi ki Jimenez'i bulamamışız bu arada. Şimdi ben buraya Neymar'a basıyorum. Pozisyonlar çok garip olacak ama. Abi şu ana kadar rekoru kıracağız ve bir daha kırılamayacak bir rekor kıracağız galiba. Abi ne oluyor, biz şu anda ne yaşıyoruz? Bir dakika. Çok fena kritik hesaplamalar yapmamız lazım ama çok anormal bir kadro kuruyoruz sanırım. Arkadaşlar artık bütün oyuncularımız belli. Ve şimdi sizlerle beraber geliyoruz ama Jimenez'i iyi ki alamamışız diyeceğiz şu anda galiba. Çünkü bir Guerrero'ya gelelim abi. Guerrero'yu zaten 100'den fazla vermeyiz değil mi? 100'den fazla vermeyiz zaten Guerrero'ya. Hadi umarım öyledir. Abi bu kart pazarda yok mu? Var var. 20 milyon 100 bin de veririm. Hiç sıkıntı yok. Verin abi. Bana bir Guerrero gelsin önce. Şu Guerrero'yu bir bekleyelim. Olmadı 30'u alırız Guerrero'yu. 30'luk Guerrero'yu alırız. Şu Immobile de satılsın abi. Şu an satılması gerekiyor olabilir. Şu Immobile satılması gerekiyor olabilir. Şu Zlatan zaten satılsa müthiş olur ya. Gerçekten abi 333 milyon burada. Bu videodan bütün zararı İbrahimovic karşılayacak herhalde. Şu Guerrero gelmesi lazım arkadaşlar. Şimdi Neymar ve Messi alacağız. Abi ben parayı Neymar'a basmak istiyorum. Neymar'ın çünkü 117'lik kartı var biliyorsunuz ki. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ne yapacağımız gerçekten çok karışık bir durum. Gerçekten çok karışık. Şimdi ben önce bir Messi'yi almak istiyorum abi. Bu arada Guerrero geldi, süper. Süper, çok iyi, çok anormal şeyler oluyor. Bir videoda bir oyuncuya ilk defa bu kadar para vereceğim galiba. Yani tek başına oyuncu bize 100 milyon girecek. Yani Futrap videosunun rekoru olacak kesinlikle. Şimdi bir sol bekimizi alalım. Gel bakalım Guerrero. Bir de bunlara ben derece basacağım abi, neler olacak. Çok fena şeyler olacak. Jimenez'e derece merece basmayacağım abi. Ona bassak da basmasak da aynı şey olacak zaten. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte geliyoruz. Ve önce Messi'yi alacağım. 1 milyar 482 milyon var şu anda. Messi sen böyle bir 300 milyon civarında bir kartını alacağız senin şu anda hesaplamalarıma göre. Var mıdır şöyle güzel? 385'e var 112'lik, süper abi, gel abi Messi. 381'e var abi, bir sürü var zaten, hemen abi 381'e Messi alalım. 1400'e zaten alsak Neymar'ın hiçbir kartını alamıyoruz. Yani Messi'nin 100'e falan kartı yok zaten ve bu kart 115. Biz Neymar'da başka bir yere gidiyoruz. Başka bir şey deneyeceğiz Neymar'da. Umarım çok artmamıştır veya bulabiliriz bu fiyata. Tam 1 milyar 100 milyonumuz var. 381'e de Lionel Messi'yi aldık şu anda. Ve arkadaşlar ana sayfaya geliyoruz. Ve takımına giriyoruz. Ve arkadaşlar buradan Messi'yi de buraya koyacağız. Abi maçı yenilirsem çok büyük sıkıntı olacak. Belki bu videonun sonunda Turam'a, Alaba'ya, Jimenez'e şükrederiz. Bu arada maçı berabere kalırsak %50'den fazla şansla batmıyoruz. Öyle bir güzellik var. Hatta Guerrero bile çok fazla batırmaz. Hani Guerrero'yu silersek tamam çok üzülürüz. Ama yani çok 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 böyle anormal bir sıkıntı olmaz. Kafu çok sıkıntı olur ama. Gerçekten kafu silinirse bittik biz abi. Kafu silinirse harbiden bittik. Şimdi arkadaşlar ben bir Messi'ye derece basacağım. Neymar'ı da alacağız bu arada. Neymar'ımız da var. Şimdi Messi'nin derecesini Garnacho'dan geliyorum basıyorum abi. Gel bakalım buraya Messi. Önce Messi'yi kesinlikle yükselteceğiz abi. Messi'nin oynaması lazım bu maç. Messi ile bir şeyler yapmamız lazım bu maç. Evet. Team of the Season Messi geldi ve bastık ve müthiş oldu. Şimdi arkadaşlar oyunculara tekrardan geliyoruz. Ve Hincapié'ye geliyoruz. Hincapié'den kime basalım abi? Hincapié'den kime basalım? Ve Hincapié'den de Ter Stegen'e de basacağım abi ben. Kimse kusura bakmasın, Ter Stegen'e de basacağım. Leo'ya da basacağım. Ronaldo'ya da basarsak ilginç şeyler yaşarız abi. Vallahi galiba ilginç şeyler yaşayacağız. Bütün her şeyi basıyoruz. Bu yine bir videoda 10.000 puan falan harcayacağım neredeyse. O kadar harcamayalım abi. Dikkat edelim. Şimdi abi Leo'ya da basıyorum. Leo'ya da basıyorum. Neymar'a da basacağız daha. Oğlum neler neler yapıyoruz.
Çok fena bir kadro oldu. Tarihte kurulmuş en iyi kadro ve herkes driplingçi lan. Şaka mı? Ronaldo driplingçi, Messi driplingçi, Leo driplingçi. Buraya Neymar gelecek, o da driplingçi. Abi sadece top sürme videosu ya resmen. Şu Jimenez burada gerçekten Allah'ın cezası gibi duruyor ama kurallar gereği oraya başkasını alamıyoruz. Şimdi Ronaldo'ya da basıyorum. Bir de Neymar'a basarız, tamam abi. Abarttık zaten ama yeterli bence. Bayağı iyi yaptık ya abi. Gerçekten bayağı iyi yaptık. Şimdi gelelim Ronaldo'ya da gelelim. Ronaldo, seni de yükseltelim. Gel buraya abi. 34 bin puan kaldı abi. Puan bitiyor. Gen yükseltme yapamayacağız yakında. Saldırganlık niye sadece 7 arttı ya? Biraz daha yükselseydi. Dribblingi kaç bu adamın? Hızlanma 171, top sürme 178. Vallahi dribling akıyor abi kadroda. Kadrodaki herkes driblingçi oldu. Hadi o zaman ana sayfaya gelelim arkadaşlar. Ve buraya da Neymar'ı alacağız. Hadi Neymar. Aha burada zaten. Neymar burada. 1 milyar. Abi ben 10 veriyorum, biraz bekleyeceğim. Ben 1 milyar 10 milyon veriyorum. Elimde de 91 milyon kalıyor. Neymar'ı şu an sizlerle birlikte bekleyeceğiz. Ve 116'ymış bu arada. 117 değilmiş. Bu Neymar'ı alacağım. Becerisinde basacağım. Santrafor'da oynatacağım. Driblingin abi. Top sürmesi kaç bu adamın? Hemen 161. Bir de abi yükselecek bu. Oğlum felaket bir hale gelecek arkadaşlar. Hadi Neymar'ı biraz bekleyelim. Arkadaşlar son transferimiz de şu anda geldi ve gerçekten inanılmaz bir şekilde 20 milyon daha eksik görüyorsunuz. Çünkü benden sonra arkadaşlar Neymar'a bir de 1 milyar 20 milyonluk teklif geldi ve ben onun bir üst teklifini verdim ki ilk satılan Neymar bize gelsin diye. Ve bekledik bekledik 1 milyar 30 milyona Neymar Junior'ı kadromuza aldık. Evet, gerçekten inanılmaz. Arkadaşlar kadro değerine bakın. Tarihi rekor geliyor, tarihi rekor. Neredesin Neymar? Gel buraya Neymar, santraforda oynayacaksın. Senin her şeyini basacağım ben, hiç sıkıntı yok. 13 pustan fazla aldıracağım ben sana. Neymar 116'lık Neymar abi. 116'lık Neymar. Takım 130'ken 100 kimya oldu. Daha geçmesi lazım bunu abi. Hemen Close'den mi basalım? Kimden basalım? Close'den basarım, hiç sıkıntı yok abi. Gel. Gel abi 30 puan Neymar'a hemen basacağız abi. Neymar 121 gen olacak. İlk defa bir 121 gen oyuncu var şu an FUTTRAP'ta. İnanılmaz. Çeviklik 178. Top sürme 193. Abi bu kart bitiriciliği de 182. Bu kartı biz gidip bir de sizlerle birlikte santraforda kullandığımızda manyak olacak. Şimdi abi kadro tamamen hazır. Beceri geliştiricilerine bir geliyoruz. Abi ben bu videoda çarka gitmek hiç istemiyorum. Ronaldo'ya bas. Veriyorum abi. Bütün coins'leri veriyorum ya. Hiç sıkıntı yok. 3 milyar 300 milyondan fazla coins vardı. Onları bile bitiriyoruz. Neymar'ı da yükseltmek istiyorum. Neymar'ın boost'u nerede abi? Herkesi tek tek böyle yükseltiyoruz da. Bu böyle bize sıkıntı olacak. Yeter abi. Neymar'ı da yükselt, tamam. Neymar'ı da yükselt. Neymar 14 alsın en azından. Bir de 131 olmadıysa yükseltmeye devam ederim. 131 de olduk. Gerçekten müthiş oldu. 4 milyarın üzerinde kadro oldu. Bir de kadroda arkadaşlar 108'lik, 83'lük, 106'lık oyuncular var. Defans at abi, rakip orta saha geçtiği anda çok saçma bir hale bürüneceğiz. Ama şu anda da ileri hatta çok iyi. Maçı yenilmememiz lazım. Vallahi ağlarım maçı yenilirsek. Ama şöyle bir şey de var. 1, 2, 3, 4 ve berabere kalırsak 3 tane denk gelecek 7 oyuncu bizim için çok iyi olacak. Yani berabere kalırsak en azından 1 milyar kesin gitmiyor. Ona sevinebiliriz yani. Abi çok kötü durumdayız gerçekten. Ya çok iyi durumdayız, çok heyecanlıyım ama çok kötü durumdayız. Şu Neymar'a bakmak istiyorum abi. Herkesin top sürmesine bir bakalım sizlerle ya. Top sürme Neymar neredesin? 180 top sürme Neymar. Sonra geliyoruz buraya. 100 kaç bu? 197 hız mı? Leo ne yaptın? 180 top sürme Leo. Messi kaç? Daha iyi olan var mı daha iyi? 152 top sürme Messi. Messi birazcık düşük çünkü boost'u oraya vermiyor. Ronaldo kaç? 146 top sürme abi. Leo ile Neymar manyak top sürmelere sahip. Şöyle yaparsak ne oluyor? Neymar aynı boost'u alıyor abi. Geç buraya koy. Orta sahada daha iyi alır mı Neymar? Evet daha iyi alır ve top sürmesi gelişiyor. Biraz gelişir ama 182'ye çıkıyor. Ama sıkıntı yok. 180 ile de oynarız. Ve Gavi çok düşük oynamasın yani. Lazım bize Gavi. Gavi de lazım. Turam'ın da iyi oynaması lazım. Hadi o zaman maça giriyoruz arkadaşlar. Ne olur kazanalım şu maçı. Gerçekten çok önemli. Çok fena gaza gelmiş durumdayım. Bence kazanırız. Oynaya bastık. Ve rakibimiz gelecek. Ne olur bizi çok zorlamayacak bir rakip gelsin. Abi zaten 3 milyar 300 milyon harcadık. Bir de kafayı koyduk. Kadro değeri 4 milyara geçti. Ama defans hattı çok sıkıntı. Şu defansa bak, 124 iken. Orta saha 129. Forvetimiz daha iyi ama. Ondan daha çok gol atacağız ama ondan daha çok gol yiyeceğiz. Yani saçma sapan bir sistem var arkadaşlar maç. 3-3 falan bitebilir.
Ama Milan formasıyla çıkıyoruz arkadaşlar. Milan formasıyla çıkıyorsak alırız. Rakipte Klose var. Baklıkart abi orta kafa gol yaparsa. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey yapalım ya. Bundan sonraki videolarda rakibin orta kafa gollerini saymayalım. Jimenez tabi abi yapar ya. Bari normal atakla gol atsın. Ronaldo'nun saç stiline falan bakın. Abi çok iyi. Şaka bir yana bu arada. Onlar tabii ki şaka. Orta kafa golle olan goller de var futbolda. Olabilir yani bunlar. Yapacak bir şey yok bunlara. Abi rakip orta sahaya geçmesinden çok korkuyorum ve geçti. Kafu. Kafu sana güveniyoruz sadece. Bir tek sen varsın Kafu. Kafu al o topu. Kafu sen alamazsan ben ne yaparım Kafu? Yapma abi yapma. Jimenez. Karşılayın. Ter Stegen aferin. Bu arada kalecimiz iyi. Ter Stegen. Çok korkunç başladık. Abi yapmayın beyler. Beyler iyi oynayın. Abi Leo senin 19 gen Leo'sun. Sen sendeleyemezsin ya. Jimenez top aldı bu arada. Turam çok kötü hareket o. Abi maç çok stresli başladı bu arada. Ne olur ne olur ne olur ne olur yemeyelim. Yemeyelim. Ter Stegen müthiş kurtarış. Bir daha tut. Kim o lan? Guerrero. Gol kurtardı lan. Abi yaptığın şey gol kurtarmak bu arada. Gavi o nasıl bir pas? Çok sıkıntılı başladık. Hayır 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 hayır. Alaba. Abi dünyanın en stresli maçı şu anda. Gavi. Gavi'den pas Ronaldo. Neymar şimdi. Neymar koş Leo. Leo koşarsın. Leo geçersin. Leo geçti. Leo yine geçti. Neymar gel abi. Neymar gel gel gel. Sen lazımsın buraya. Neymar al topu. Bir plase yapıştır. Neymar kaleci Samba. Abi köşeye niye plase vurmuyor bu plasesi iyi olan oyuncular ya. Guerrero olmaz burada. Olmaz Kafu. Müthiş müdahale. Guerrero. Abi ne yapıyorsun Guerrero? Gerçekten inanılmaz ya. Şu pası atamamak nedir ya? Sonuçta 110 genlik bir adamsın. Gerçekten Alaba... Abi yapma ya! Alaba öyle bir topa kaymak mı olur? Kırmızı gördük ya! Abi inanılmaz gerçekten. Alaba mal mısın oğlum ya? Topa normal kayarsın. Topa yere düşerek topa mı kayılır ya? İnanılmaz gerçekten abi. Şaka gibi ya. Arkadaşlar 1-0 geriye düştük şu anda. Abi 10 kişiyiz ve 1-0 geri düştük ve ilk yarı bitti arkadaşlar. Yani inanılmaz şeyler yaşanıyor şu an. Gerçekten inanılmaz şeyler yaşanıyor. Kafu, Neymar, Leo ne olur. Leo lütfen Leo. Yürü Leo. Bas Leo. Koş Leo. Bastoni yetişememesi lazım sana. Geç onu. Tamam. Hadi Neymar'a ver. Neymar sen de çek. Neymar o değil ya. Neymar hareket o değil ama frikik. Frikik kim vuruyor abi bu takımda? Kim vuruyor? Messi. Hadi Messi. Hadi Messi. Hadi Messi. Messi ne olur gol olsun. Messi ne olur gol olsun. Savunmaya çarptı inanılmaz. Abi atmamız lazım. Atmamız lazım. Hadi. Ronaldo'yu açıyorum ya. Ronaldo atar ya. Ronaldo atar mısın? Atamadı. Messi de kaldı. Güzel oldu. Messi sıkıntı yok. Messi'deyiz. Messi'de size sıkıntı yoktur. Turan. Leo. Vurdu. Leo. Rafael Leo. 1-1. 1-1 yakaladık abi. Hadi öne bile 10 kişiyiz lan. 10 kişi. 10 kişi. Hadi lan çocuklar be. 10 kişiyiz ve atak oynuyoruz bir de. Çok güzel bir gol. Rafa Leo. Abi dünyanın en stresli maçı. Böyle bir şey yok. Hayır 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 hayır. Ter Stegen kurtardı. Yapmayın ha. Ter Stegen ne yapıyorsun sen? Abi sen ne yaptın o kurtarış ne? Tarihin en iyi kurtarışını yaptı lan. Tarihin en iyi kurtarışı. Şu an çok lazımdı bu kurtarış abi. Rakip çıldırdı. Rakip çıldırdı bu kurtarışı. Hakey hakey diyor bu arada çıldırmayı. Neymar verdi Leo'ya aldı Leo. Leo kafa falan işlemez abi. Kafa falan işlemez bize. Leo çek. Leo çek topu. Neymar niye sen geride kalıyorsun ya? Açtı ortayı Leo. Messi içeride. Messi o nasıl bir kafa vurucu Messi ya? Ne yapıyorsun Messi ya? Yapma ya. Bomboşsun oğlum. Tamam boyun kısa da bomboşsun be. Kafa aldı şimdi. Çok iyi Messi hemen hemen hemen. Oraya değil lan. Abi oraya değil. Turam oynayamıyor işte ya. Turam oynayamıyor işte. Oraya değil. Ön tarafa Messi ya. Jimenez top alıyor. Jimenez. Jimenez. Gerçekten inanılmaz ama yine topu rakibe veriyoruz. Niye veriyoruz bilmiyorum. Atsın abi rakip de biz de batalım ya. Atsın rakip de biz de batalım ya. Ya yazıklar olsun size ya. Ya yazıklar olsun ya. Çıldırdım abi ya. Abi orada pası niye Turam'a atıyorsun? Ön tarafa doğru atacaksın. Ara pas atıyorum. Geriye doğru ara pası mı atılır ya? Ya bu oyunun bu pas sistemi falan gerçekten delirtecek beni artık ya. Gidiyoruz Çarka. Gerçekten yazıklar olsun. Evet arkadaşlar. Çarka 10 kişi kalmıştık zaten ya. Biri penaltıdan yedik. Son golde çok saçma yedik ya. Messi o kafa vuruşu neydi bir kere senin? İnanılmaz şeyler arkadaşlar. Çarka gidiyoruz. Herkes yazacağız. Çıkan oyuncu da silinecek. Neymar da çıksa Neymar siliniyor ya. Hadi arkadaşlar. Ben Çarka gittiğim kısımları bu arada hızlandırıyorum videolarda. Bunu söyleyeyim. Lütfen bana saçma sapan şeyler yazmayın. Yine buradan sonrasında Çarka isimleri yazmamdan itibaren Çark'ta videoya devam ettiğim kısma kadar her yeri canlı olarak hiçbir şekilde kırpılmadan canlı olarak izleyeceksiniz arkadaşlar. O link hızlandırılmış şekilde. İsterseniz videoyu indirip bir şüpheniz varsa zaten kimin çıkacağını bilmiyorum ama bir şüpheniz varsa da videoyu indirip yavaşlatarsanız bir programdan bakarsınız. Herhangi bir yeri kırpmış mıyım bilmem ne yapmış mıyım diye. Rica ediyorum saçma sapan yorumlar yazmayın. Sırf kanıtlansın diye abi o Çark kısmını hızlandırarak videoya ekliyorum. Hiç kırpmadan saçma sapan yorumlar geliyor. Şimdi de aynı şeyi yapacağım. Hadi o zaman başlayalım.
Arkadaşlar şu anda Neymar'ı yazdım. Neymar'ı. Gerçekten Ronaldo'nun reytingi kaçtı? Ronaldo 112 idi. Neymar'a da 121 yazdım. Yanlış yazdık. 121 yazmayacağız. Neymar'a 116 yazdık. Buradan bari videoya gireyim ben dedim arkadaşlar. Messi 112. Son oyuncumuz kimdi abi? Hatırlayamıyorum bile ya. Gerçekten son oyuncumuzu hatırlayamıyorum. Şimdi Neymar vardı, Messi vardı. Leo. 114 Leo var bir daha abi. İnanılmaz gerçekten ya. Of, buradan girdim videoya arkadaşlar ve bütün reytingleri her şeyi her şekilde yazdım ve tıkladım arkadaşlar çarka. Gelen oyuncu silinecek. Çok kötü olabilir her şey. Ne olur lütfen bakmayalım. Ne olur. Abi geç. Ne olur geç. Yapma bunu. Yapma bunu. Abi yapma bunu. Nasıl olur bu? Gerçekten bu mu oldu şu anda? Abi o inanmayanlar için bu arada. O inanmayanlara gerçekten ben videoyu koymama rağmen onlara ben gerçekten alındım. Gerçekten işte yorum yazmışsınız şöyle böyle diye işte bilerek şey çıkartıyor diye. Gelin görün abi. Zaten ben bu videoyu çekmek için 330 milyon zarar ediyorum. Kendi kurduğum kuralı mı çiğneyeceğim ben bir kere? İşte iyi oyuncu gelene kadar, Joker gelene kadar çeviriyormuşum falan. Sırf abi onlar gerçekten kendilerinden utanırlar şimdi. En azından inşallah kendilerinden utanırlar. Kadro şuydu bu arada. Kadroyu son kez görelim. Gavi silinecek şu anda. Evet. Gavi silinecek arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Gavi silinecek. Gavi kime? Bunlardan kimseye basamıyoruz. Birisine bir derece aktar. Maç çok saçmaydı. Delireceğim ya. Ya gerçekten kafayı yiyeceğim abi ya. Ya abi. Of! Of! Yeter ya. 500 milyon abi adam. 500 milyon ya. 500 milyon ya. Gerçekten inanılmaz. Gavi nerede? Gavi niye çıkmıyor abi? Kafayı yiyeceğim. Niye çıkmıyor abi bu adam? Gavi nerede? Kadroyu silmedik mi biz abi? Gavi kadroda falan mı abi? Nasıl oluyor bu? Gavi'yi ben niye basamıyorum abi? Orta sahaya mı basmak zorundayız? Tamam dur orta sahamızı da basalım. Nerede abi? Ronaldo gel Sokrates'e bas seni. Gel abi. Nerede Sokrates? Orta saha. Evet tabii. Oyunu unuttuk abi. Mutsuzluktan, moral bozukluğundan oyunu unuttum ya. İnanılmaz şeyler oluyor. Abi Gavi nerede? Gavi yazınca çıkan bir futbolcu değil mi? Benim Gavi'm yok mu? Gavi diye bir futbolcum mu yok benim? Gavi nerede? Ben şimdi çıldıracağım şimdi ha. Nerede abi bu Gavi? Niye çıkmıyor abi Gavi? Oyuncuyu silemiyoruz ya. İnanılmaz gerçekten. Silinmiyorsa ne yapacağım abi ben bunu? Ya burada işte niye çıkmıyor abi bu adam? Bastım abi al. Gitti. Sildim al. O yorumu yazanlar için de chatte ya yorumlara bu videonun yorumlarına arkadaşlar beni destekleyen yorumlarınızı bekliyorum artık bu şeyden sonra. Ben gerçekten hani videoda artık size hızlandırılmış şekilde bir yerleri gösteriyorum. Videoda izliyorsunuz onu görüyorsunuz. Hala bir şey yapmış olduğumu falan iddia edenler oluyordu. Küfür etmek veya kötü konuşmak istemiyorum. Hiç saygımı falan bozmayacağım. Ama bunları yaşadıktan sonra da insan gerçekten sinirlenebiliyor bazı şeylere. Neyse arkadaşlar güzel bir videoydu diyelim. Güzel bir videoydu evet ama ne kadar güzel bir video. Değil mi? İnanılmaz güzel bir videoydu arkadaşlar. Yani anormal güzel bir videoydu. O videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. 500 milyon gitti. 500. Lan 500 milyon gitti. Lan 500 milyon gitti. Abi ben şu puanlar gidiyor diye üzülüyordum. Zaten 300 milyon daha gidecek. Oo, mis gibi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Bu videoyu artık bu saatten sonra 5000 like bile atarsınız diye düşünüyorum. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Ve arkadaşlar bay bay.